Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu akşamki yayınımıza. Bu akşam yayını ben yöneteceğim. Ben Ekşi Forex Araştırma Ekibinden Pierre Ndanioğlu. Öncelikle bir risk uyarımız var. Bu risk uyarıyı hatırlatmakta fayda var. Burada anlatacaklarımız bir eğitim niteliğindedir. Dolayısıyla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Burada duyduklarınızı, öğrendiklerinizi piyasada dikkat ederek öğrenmeniz için yardımcı olacağız. Önceki webinarları YouTube kanalına yükledik. Dolayısıyla daha önceki webinarları kaçırmış iseniz Dikmel'in ve YouTube kanalından diğer videoları izleyebilirsiniz. Burhan Hoca'nın ve İkbal Hoca'nın çok güzel analizleri var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu yayınımızda 3 tane asıl önemli olan konuyu pozisyon açma zamanı olarak tanımladım. Çünkü bu az çok hani ben de ilk başlarda başladığım zaman en çok zorlandığım konulardan birisi olmuştu. Yani tam o anı tanımlamak, o anı belirlemek, o ana kadar gelmek zordu gerçekten. Bugün anlatacaklarımız bilginin psikolojiye ve şüpheye karşı nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağız. Bir tane söz var, İngilizce bilirsiniz. Plan the trade the plan olarak, yani işlemi planla, planı işlet gibisinden tercüme edebiliriz. Dolayısıyla her trader için bir plan olması lazım ve bildiğiniz üzere farklı traderların, farklı insanların, sizin, benim, onun farklı bir trade anlayışı var, farklı bir teknik anlayışı var. Ben bugün benim bildiğimi anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilirim. 3 tane parite seçtim. Sonunda da üçüncüsü Pazartesi WhatsApp gruplarımızda paylaştığımız pound dolar satış pozisyonu ile ilgili teknik analizini de yapacağız. Detaylı olarak yapacağız bunları. Öncelikle başlayalım. NSD GPY paritesinin alış pozisyonun teknik anlatımını başlayacağız. Bu tip görsellerle anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu size şöyle PowerPoint'ten işaretici seçenek tükenen kalemle. Gördüğünüz gibi NSD GPY Yeni Zelanda'da ve Japonya'nın bir haftalı görünümünde analiz etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada son destek ve son direnç seviyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi burada bir direnç oluşmuş durumda. Burada da bir destek oluşmuş durumda. Hatta güçlü bir destek gözüküyor. Daha ileride göreceğimiz gibi birkaç formasyon da burada da görüyoruz. Ayrıca dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Burada gördüğümüz bir büyük itki diyelim ya da impuls denilen sert bir yükseliş hareketi görüyoruz. Daha yakından görelim. Bir günlük görünümde bilirsiniz daha yani ilk başlarda ya genel olarak yani trade etmeye düşündüğümüz zaman bir ton fikir geliyor aklımıza. Mesela örneğin ben burada birkaç tane belirtmişim. İşte omuz baş omuz pattern'i mi yani hareketi mi oluşuyor? Burada gördüğünüz gibi bir tane baş yani omuz oluşmuş, baş omuz hareketi. Acaba bu bir boyun mu? İşte burada mı satmamız gerekiyor? 500 pipslik bekleme bölgesi olabilir mi? Da belirttim. 500 pipslik bir bekleme bölgesi. Yani bunun içinde bir alış veya satış şahsen düşünmüyorum. Bir alış için son oluşan direnç bölgesinin kırılmasını beklemek veya bu çok güçlü direnç bölgesinin kırılmasını beklememizde fayda var. Daha önce belirttiğimiz gibi
büyük bir iki vardı. Bu da bir konsolidasyon ya da fiyatın yön bulma hareketi diyebiliriz. Hala öbür gün görünümdeyiz. Satışı tetikleyen örnek bir aşağı yönlü gaplı açılış. Biliyorsunuz piyasada gün aşırı, yani günü atlattığımız zaman diğer gün ya da diğer hafta gaplı açılışlar yapılabiliyor gördüğümüz gibi. Burada da yukarı yönlü bir gaplı açış var. Dolayısıyla bu tip gaplı açılışlarda biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü hangi tarafa, hangi yöne doğru açılmış ise o yönde devam etme eğilimi olabiliyor. Örneğin burada gördüğümüz gibi yukarı yönlü gaplı açılış yukarıya doğru hareket etmiş. Yeni hafta desteği görüyoruz. Bu arada yeni hafta başlamış. Yeni bir haftanın desteğini görüyoruz. Kırılan son, yani oluşmuş olan son direncin kırıldığını görüyoruz. Kırılma gerçekleşti yazmışız. Test ve düzeltme hareketini takip etmek için daha yakın zaman yani görünümlerde analiz yapılması gerekiyor. Daha yakına gitmeden evvel en yakın direnç noktasını belirleyelim. Yani ilk hedefimizi bu sizi yanıltmasın. Yani bu, eğer pozisyon açacaksanız, yani alış pozisyonu, bu take profit one, yani ilk kar alacağınız bölge olma ihtimali var. Diğer bir bölge bu olabilir, diğer bir bölge de buralar olabilir. Tabii bu son bölgelerde fiyatın daha sert hareket etme ihtimali var. Yani beklediğimiz seviyeye ulaşmadan geri dönme ya da kendini geri çekme hareketleri olabilir. Burada gördüğümüz gibi. Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim. Burada gördüğümüz bir ikili dip hareketi görüyoruz. Burada da ikili dipin son oluşturduğu direnç seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Şimdi daha yakına gidelim. 4 saatlik görünümdeyiz. 4 saatlikte yeni hafta desteğini görüyoruz. Güçlü bir impuls ya yani itki, nasıl demek isterseniz, nasıl rahat hissederseniz öyle diyebilirsiniz, görüyoruz. Dolayısıyla bir düzeltme hareketi beklememiz gerekiyor. Bu alış pozisyonları taşıyan bankaların, şirketlerin veya finans kuruluşlarının kar alma hareketi olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla şöyle bir algı var yanlış olarak. Düzeltme hareketi her türlü bitecek ve her türlü bu beklediğimiz yöne devam edecek. Bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü düzeltme hareketi bitmeden fiyat bir fake breakout, yani bir yanlış kırılma veya bizi yanıltan bir kırılma yapmış olabilir. Dolayısıyla düzeltmenin de tam olarak bitip bitmediğini anlamamız gerekiyor bu durumda. Hala 4 saatlik görünümdeyiz. Gördüğünüz gibi diğer grafiğe göre, yani bu grafiğe göre fiyat biraz hareket etmiş. Yeni destek seviyeleri oluşmuş. Yeni destek bölgesini oluştu görüyoruz burada. Direnç seviyesine gerek yok artık. Yani son direnç seviyesine. Çünkü hem 4 saatlik hem de günlük kapanışlar şurada. Bunlar günlük kapanış. Bunlar da 4 saatlik kapanış. Bu tip kapanışlar oldu. Parite yeni bir destek oluştu. Hatta hani şu consolidation box, yani fiyatın yön bulma bölgesi olarak tanımlayabiliriz. Fakat şu itkiden yola çıkarak bizim beklentimiz alış yönünde olması gerekiyor. Çünkü trende karşı satış pozisyonu açmak pek mantıklı gelmiyor. Alış için düzeltmenin kırılmasını takip etmek gerekiyor demiştik daha önce. Bunun için daha yakın görünümlerde takip yapılmalı. Daha yakın görünümde 2 saatlik görünümde kırılma gerçekleşti. Yani şuradaki noktayı hem günlük aslında olmuş oluyor bu. Daha yakına yaklaştığımız zaman 2 saatlik görünümde belirtmiştik. Düzeltmeyi tutan direnç seviyesi olarak belirttik. Dolayısıyla düzeltmenin yani düzeltme hareketinin son oluşturduğu direnç seviyesini alış için konuşuyoruz. Kırılıp o çubuk onun üstünde kapanmış ise kırılma gerçekleşti diyebiliriz. Alış pozisyonu için, açmak için uygun zamandır diyebiliriz.
Ekim 2019'da İstanbul'da bir tane eğitimimiz olmuştu. O eğitime katılanlar için biraz bu tip bir eğitim hazırlanmıştık ama daha detaylısını bugün anlatmaya çalışacağız. Bir alış veya bir satış pozisyonu açtığımızda, yani stop loss seviyesi veya take profit seviyesini belirlerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışalım. Gördüğümüz gibi düzeltmeyi tutan direnç seviyesi kırıldı. Burada çubuk üstünde kapandı. Alış pozisyonu açtık. Buradaki bölge, yani kar alma bölgesi ya da take profit bölgesi ve stop loss bölgesi birebirin üstünde gördüğünüz gibi. Yani birebir ve üstü tercih etmeye çalışın. Bunun aşağısında zaten zararlı işlemlerde, yani total olarak hesaplandığında zararlı işlemlerde olacağınızı bilmek gerekiyor. Son desteği görüyoruz. Stop loss seviyesi için son desteğin bir tık altı. Tık dediğimiz 15 ile 30 pips arasında bir hata payı bırakabiliriz. Yani bildiğiniz gibi, biliyorsunuz piyasada bazen spike hareketleri, yani çok sert dalgalanmalar, haberlerin yaşandığı volatilitede fiyatlar sert hareket edebilir ve belirlediğimiz destek veya direnç noktanın biraz ötesinde gitme eğilimindedirler. Dolayısıyla bu bir pozisyonu kurtarma bölgesi diyebiliriz. Aynı şekilde take profit, yani kar alma bölgesinin üstünde gördüğünüz gibi burada bir haftalık direnç var. Dolayısıyla haftalık dirence yaklaştıkça bankalar, yani piyasayı oluşturan unsurlar diyebiliriz, kar almaya başlarlar. Dolayısıyla fiyat da daha sert hareket etmeye başlar. Bizim burada bir oyuncu olmadığımız için bir garanti payı 5-10 pipslik bu olabilir. Bu bölgeyi bırakmamız gerekiyor. Yani buradaki 83.036 bölgesini beklememekte, hani oraya kadar beklememizde bir fayda yok. Daha önce de kapatsa gayet makul ve karlı bir işlem olmuş olur. Gördüğümüz gibi ortalama 150 pipslik karlık bir işlem oluşmuş oldu. Şimdi bugünkü webinarımızda, yani pozisyon açmadan evvel oluşan şartları ve bunu nasıl devam ettireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu birinci işlemimiz. Bir iki işlem daha anlatacağız şimdi. Salı günü ise tekrar beraber olacağız. Orada ise şu pozisyon açmaya karar verdikten sonra, pozisyonu açtıktan sonra buraya kadar nasıl geldiğimizi, yani şuraya kadar nasıl geldiğimizi, stop loss seviyesini ne zaman başa baş noktasına veya daha aşağılara veya daha yukarıya ne zaman çekmemiz gerektiğini, hangi koşulları takip etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Fakat bugün sadece koşulların oluşması, yani hesap pozisyon açmadan evvel koşulların nasıl hazırlandığını, hangilerini takip etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bu birinci örnekti. İkinci örnekte tekrar hatırlatmalarla devam edeceğiz. Üçüncü örnekte pazartesi günü pound dolar olan pozisyonun paylaşımını yaptığımız, gruplarda paylaşımını yaptığımız pozisyonu da inceleyeceğiz. Gözdikat paritesi satış pozisyonu teknik anlatımı. Diğer paritede olduğu gibi bu paritede de haftalı görünümden başlıyoruz. Bu arada siz sorularınızı chatten veya QA kısmından sorabilirsiniz. Yani sonrasında dönüp belki hatırlamayabilirsiniz. Şimdi sorabilirsiniz. Yayının sonunda soruları cevaplamaya çalışacağım. Diğer paritede olduğu gibi yine teknik analizimizi daha yüksek, daha büyük görünümlerde anlatmaya, yani anlamaya, direnç ve destek seviyelerini belirlemeye başlayalım. Burada haftalık olarak son oluşan direnç ve destek seviyelerini belirledik. Günlük görünümde baktığımız zaman satış pozları güçlü, pozisyonları güçlü deriz. Neden bunu diyoruz? Çünkü şu bölgede, işaretlediğim bu bölgede fiyat ortalama olarak 550 pips hareket etmiş ve 2 ay içinde gelmiş buraya. Sonrasında, ya hatta tam
Evet, bir ay içinde gelmiş. Şubat'ın başlangıcına kadar gelmiş. Şubat'ın başlangıcından Haziran'ın başlangıcına kadar 5 aylık bir süre galiba oluyor. 5 aylık sürede satış yaptığı seviyeye daha gelmedi. Dolayısıyla bu durumda anladığımız konu şu. Satıcılar hala çok güçlü, hala belirledikleri başlangıç noktası şu seviyeler, yani ortalama 1.36-50 seviyelere hala gelmediler. Bilakis 1.35-22 seviyesi de bir direnç olarak çalışıyor. Bu muhtemelen hem haftalık hem de aylık bir seviye olarak önümüze çıkıyor. Satış pozisyonları güçlü dedik. Düzeltme sürecini görüyoruz. Bir trend oluşmuş durumda. Bir daralan üçgen diyebiliriz. Wedge olarak dedikleri İngilizce. Bir bölge görüyoruz. Fakat bunun alt trendini, şurada oluşan trendin, son oluşturduğu günlük desteği de görüyoruz. Eğer bu trend kırılıp günlük desteğe takılıp tekrar yukarıya devam edecekse, bu bizim için bir satış pozisyonu sinyalini vermez. Dolayısıyla son günlük desteği, yani genel olarak son oluşturduğu desteği kırılmasını beklememiz gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. İlerleyelim. Oluşan pattern satış pozisyonlarının takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Son günlük destek ise kırılması durumunda test için takip edeceğiz. Daha yakın görünümlerde, sağ görünümlerinde yaklaşıp takip edeceğiz fiyatı. Gördüğümüz gibi hem trend hem de son destek kırılmış durumda. Bu günlük görünümde test için daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Yaklaşıyoruz. Günlük grafikte hala gerçekleşen testi görüyoruz. Yani şurada belirlediğimiz günlük desteğin nasıl dirence dönüştüğünü görüyoruz günlük grafikte. Daha yakından baktığımız zaman 4 saatlik görünümde öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Haftalık direnç kırılsa da, şurada haftalık direnç vardı. Hatırlarsanız şuraya dönelim. Evet. Haftalık direnç kırılmış fakat hiçbir günlük çubuk üstünde kapanmamış. Burada görüyoruz. Pardon, teknik bir arıza oluştu. Kusura bakmayın, tekrardan bir teknik arıza oluştu ve PowerPoint tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Tamamdır. Tükenmez kalemi alalım. Günlük destek kırıldı, dirence dönüştü. 4 saatlik görünümde ise haftalık direnç kırılsa da günlük çubuk üstüne kapanmadığı için satış ve alış pozisyonları planlamıyoruz. Dolayısıyla son günlük test çubuğu gördüğümüz gibi bir önceki grafikte bu desteği dirence çevirmiş durumda. Fakat hala satış pozisyonu açıp açmamamız konusunda koşullar oluşmadı. Çünkü kırılan bu destek dirence dönüştü fakat bu düzeltme hareketin bitip bitmediğini hala bilmiyoruz. Dolayısıyla daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer bu toparlanma hareketi diyelim veya düzeltme hareketi bitmeden bu şekilde son oluşan ufak dirençleri kırıp tekrar yukarıya devam ederse o zaman işlemlerimiz zararda olmuş olur. Dolayısıyla düzeltme hareketin bitip bitmediğini daha yakından yaklaşarak göreceğiz.
Yeni günlük direnci görüyoruz burada oluştu. Daha düşük zaman görünümde test sürecini ve düzeltmenin bitişini bulmaya çalışalım. Yeni günlük direnç çalışıyor. Bakın buradaki fark. Yeni dirençler oluşmaya başlıyor. Bir saatli görünümde baktığımız zaman ise düzeltme trendini görüyoruz. Burada oluşan düzeltme trendi son oluşan destek noktasını görüyoruz. Son günlük direnci görüyoruz. Dolayısıyla bu desteğin kırılması durumunda satış pozisyonu aç demişiz. Son günlük direnç var, düzeltme trendi var. Biraz daha ilerleyelim. Bir saatlik görünümdeyiz. Destek tam kırılmadı. Burada detay olarak görebiliriz. Yeni direnç tepeleri oluşmaya başladı. Son günlük direnci görüyoruz. İlerleyelim. Kırıldı. Destek kırıldı ve kapanış yaptı. Altında kapanış yaptı. Pozisyon açmak için uygun vakit yazmışız. Yani burada bütün beklediğimiz koşullar oluşmuş durumda ve satış pozisyonu için karar veriyoruz. Stop loss ve take profit bölgelerinde belirleyeceğiz. Nasıl belirliyoruz? Son olan direncin üstünde 15 ile 30 pips arasında. Ben bütün bu anlattığım analizlerde ...30 pips olarak bir hata payı bırakıyorum. Pardon. Stop loss bölgesi eşittir son direnç artı hata payı olarak belirtmişiz. Yani buradaki bölgenin spike hareketlerinden pozisyonumuzu kurtarmak adına belirlediğimiz bir bölge olarak kalıyor. Take profit seviyesi ise en yakın günlük haftalık desteğe yakın. Tekrar burada bir 5 pipslik şurada görüyoruz. Bir garanti payı bırakmışız. Fiyat gergin bölgelere yakın sert hareketlere maruz kalabilir. Dolayısıyla destek bölgesine tam olarak ulaşamayabilir. Dolayısıyla bizim son kuruşa kadar pozisyonumuzu tutmaktansa biraz önce kapatıp kar ile yetinmek çok daha iyi olur. Kar cebe yakışır diye bir söz var. Bu da çok doğru. Burada da USD CAD satış pozisyonunun teknik analizini anlatmaya çalıştık. Sonuç bu şekilde oldu. 126 pips kar olarak gerçekleşti. Garanti payının önemini görüyoruz. Çok net. Yani hiç daha fazla şurada bir eğer biz take profit'i şurada bırakmış olsaydık bu tip bir konsolidasyon buradaki oluşan direnç seviyesini bekleyip kırılmaları ve daha sonra take profit olmaya gerekirken çok daha önce kar almış olduk. Tekrar hatırlatıyorum. Bugünlük Perşembe günü yaptığımız analizde pozisyonun açmadan evvel oluştuğu koşulları anlatmaya çalışıyoruz. Salı günü ise şu tablodan şuraya nasıl geçtiğimizi anlatmaya çalışacağız. Yani pozisyonu yönetmek, eğer zararla kapanmışsa nasıl kabulleneceğiz? Neden, nerede hata yapmış olabiliriz gibi koşulları anlatmaya çalışacağız. Son olarak ise bir diğer paritemiz var. Hatırlarsanız pazartesi günü bir analiz paylaşmıştık. Pound doların satış pozisyonuyla ilgili. Hafta sonu yaptığımız analizlerde belirtmiştik. Pound dolar paritesi satış pozisyonunun teknik anlatımını anlatacağız. Bu analiz hafta sonu paylaştığımız görünümde, 4 saatlik görünümde tam olarak TradingView hesabımızda paylaştığımız gibi son oluşan direnç seviyelerini görüyoruz. Aylık direnci görüyoruz. Burada dediğimiz gibi hep bu tip noktalara yakın çok sert hareketler görebiliriz. Riskli bölgeyi görüyoruz ki şimdilerde daha kırıldı bu bölge. Haftalık desteği görüyoruz, destek bölgesini görüyoruz. Satış pozisyonu için ilk hedefi görüyoruz. Burada da küçük hedefler olabilir. Fakat bunları salı günü anlatmaya çalışacağız. Şimdi ise bu pozisyonu nasıl planladığımızı anlatmaya çalışacağım. TradingView hesabımızda hatırlarsanız biz şu iki seviyeyi belirtmiştik. 33.20 ve 31.76. Bunların birisinin kırılması durumunda
herhangi bir pozisyon açma ihtimalimizin yüksek olduğunu belirtmiştik. Eğer ki bu hafta fiyat itki impulsu görüyoruz, yani şuradaki yükselen hareketi görüyoruz, düzeltme, correction hareketini, bayrak formasını görüyoruz çok net. Oluşturduğu lower highs diyebildiğimiz bölgeler, yani son direnç bölgeleri. Eğer fiyat alış için beklenen hareketi yapmış olsaydı, yani şu bu hafta şu seviyeyi kırıp üstüne kapanıp düzeltme hareketini yapıp sonra alış pozisyonu için bize olanak sağlayabilirdi. Fakat fiyatın hareketi farklı oldu. Dolayısıyla biz de piyasanın bize belirlediği koşulları veya verdiği trene binmeye çalışıyoruz. O şekilde anlatmaya çalışayım. Tekrar 4 saatlikteyiz fakat biraz daha yakınlaştık. Destek seviyesini kırıldığını görüyoruz hafta başında, pazartesi günü. Bu seviyede test bekliyoruz. Daha önceki anlattığım paritelerde gibi. Düzeltmenin bitip bitmediğini daha düşük saat görünümlerinde takip edeceğiz. İlk hedefimiz buradaki destek seviyesi olacak. Diğer bir seviyemiz haftalık olan, hatta birisinin galiba aylık bir destek olduğunu hatırlıyorum. Fakat bunları salı günü anlatmaya çalışacağız. Buradaki hareketten 4 saatlik görünümde bir test oluştuğunu ve sağlıklı bir test oluştuğunu görüyoruz. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bakın, olan daha önceki direnç seviyesi, destek seviyesi 31-76 seviyesindeydi. Test ise bu seviyeyi test ederek, yani bu seviyenin üstünde ve altında satış pozisyonları ile yüklenip 31-74 seviyesine kapandı. Yani bu kırdığı seviyenin altına kapanmış oldu. Burada anlayabileceğimiz konu, alıcıların kırılan seviyenin üstünde kapanış yaptırtamadıkları anlaşılıyor. Yani satıcıların ve alıcıların olduğu bu piyasada alıcılar fiyatı tekrar istedikleri yöne getiremediler. Anlayışı içerisinde olabiliriz. Sonrasında ise bir saatlik görünüme yaklaşıyoruz. Şu son oluşan kısımda yani nasıl bir hareket oluştuğunu görmek için daha yakına bakıyoruz. Oluşan hareket son direnç bölgesinin destek bölgesinin dirence dönüştüğünü, bir üçgenin oluştuğunu, yani şurada bir trend oluşuyor. Burada ise direnç ile karşılaşılıyor. Üçgen bitmez ve yukarı devam ederse trade planı iptal olur. Dolayısıyla biz bir zarara uğramamış oluruz. Yani şuradaki oluşan dirençler kırılıp tekrar bu dirençler tekrar kırılıp devam ederse trade'imiz iptal olur ve bir satış pozisyonuna girmemiş oluruz. Dolayısıyla da yakından takip ediyoruz. Pozisyon açmak için fiyatın bu üçgenin alt tarafında kırarak kapanmasını ve test etmesini bekliyoruz. Ne görüyoruz? Üçgen kırıldı. Buradaki çubuk ile. Üçgen kırılmış bulunuyor. Üçgen test edildi. Bakın bu seviye test edilmiş oldu. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Burada bak bir destek seviyesi de görebiliriz. Son oluşan, yani düşük saat görünümlerinde oluşan bir destek bölgesi. Bu çubuk ile kırıldı, bu çubuk ile test edildi. Dolayısıyla pozisyon açmak için bütün koşullarımızın tamamlandığını görüyoruz. Pozisyonu tekrar açtık. Yeni oluşan direnci görüyoruz. Bu direncin üstünde bıraktığımız pike denilen sert hareketlere karşı koruma amaçlı bölgemiz, tekrar 30 pips olarak belirledik. Yani isteğe göre 15 ile 30 pips belirleyebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum daha var. Örneğin ne diyebiliriz? Pound Avustralya doları, GBPAUD ya da birkaç Eurocad gibi paritelerde bu seviye biraz daha da yüksek tutulabilir. Yani 45 pipsli gibi bir bölge bırakabiliriz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü şöyle bir durum var. Euro USD'de olan 1 pipsin değeri GBPAUD'da olan 1 pipsin değerinden farklı olduğu için ve de hareketlerin ve volatilitenin daha yüksek olduğu için bu tip spike denilen hareketlerin orada daha fazla hareket etme, daha fazla volatiliteye sahip. Dolayısıyla
bu koruma amaçlı bölge daha yüksekte tutulabilir. 45 ips gibi bırakılabilir. Oluşan üçgen kırıldı, test edildi, satış pozisyonuna karar verdik. Stop loss ve take profit seviyesi arasında 1'e 1'in üstünde bir oran var. Pozisyonu korumak adına tekrar boş bırakılan bir bölge var. 5-6 pips'lik. Dediğim gibi aynı şekilde koruma amaçlı olan bölge burada da daha da yüksek tutulabilir. Yani 10 pips'lik de tutulabilir. Hiçbir sorun değil. Önemli olan kar alabilmektir. Daha fazlasını ve en fazlasını istemek bazen çok da doğru olmayabilir. Biraz çılgınca da olabilir. İlk desteği görebiliyoruz. İlk desteğe kadar bu take profit one olabilir. Yani siz kademeli pozisyonlama yaptığınızda daha aşağılarda da daha uzun büyük karlar elde edebilirsiniz. Sonuç bu şekilde. Tekrar analiz edelim. Burada kırılmıştı. Test edildi. Tekrar ufak bir test oluştu. Sonra satış pozisyonları devam etti. Ufak spike hareketleri görüyoruz burada. Ve artı 95 pips kar kaydeden bir satış işlemi olmuş oldu. Tekrar burada 5 pipslik bölgenin önemini görüyoruz. Çünkü beklediğimiz hareket ya da beklediğimiz satış pozisyonu tekrar günlük desteğe tam olarak nokta atışı olarak yaklaşmadı. Yani eğer biz tek profit seviyesini şuralara yaklaştırmış olsaydık tekrar dediğimiz gibi bir konsolidasyon veya alıcıların ve satıcıların arasında olan savaşı izlemekte ve pozisyonumuzu belki daha az karla kapatmış olabilirdik. Bu haftalık benim anlatacaklarım buraya kadardı. Eğer sizin bir sorunuz varsa, yani ilgilendiğiniz, sormak istediğiniz bir konu varsa chatten veya soru cevaptan alabiliriz. Belirtmeden de geçmeyelim. Biz Ekşi Forex olarak bizi takip etmek isterseniz veya sosyal medya mecralarımızı takip etmek isterseniz burada bir bilgilendirme amaçlı adreslerimiz bulunuyor. Twitter veya Twitter'da olan paylaşımlarımız var. WhatsApp gruplarımız var. Telegram'daki grubumuz var. Discord'da çok güzel analizler paylaşıyoruz. Ayrıca her hafta sonu TradingView'da analizleri ve yorumları da paylaşıyoruz. Bu şekilde isterseniz sorularınızı da alabiliriz. Bugünkü yayınımızda bir trade açmadan evvel oluşan koşulları anlatmaya çalıştık. Buradaki koşullar oluştukça hangilerini takip etmemiz gerekiyor, hangileri daha fazla öneme sahip, pozisyonumuzu nasıl koruruz, take profit veya stop loss seviyesini nasıl belirleyebiliriz gibi konuları anlatmaya çalıştık. Salı günü ise konumuz daha fazla pozisyonunu açtıktan sonra onu nasıl yöneteceğimizi, ne zaman kar almamız gerektiğini veya zarar oluşmuşsa bu zarar ile nasıl kabullenmemiz gerektiğini gibi konuları anlatmaya çalışacağız. Salı günü de hepinizi bekleriz. Herhangi bir sorunuz varsa o soruları da cevaplayabiliriz. Veya isterseniz incelemek istediğiniz başka bir parite varsa onu da Tikmil'in MetaTrader 4 platformundan inceleyebiliriz. Biraz daha bekleyelim. Eğer herhangi bir sorunuz yoksa yayınımızı sonlandıracağız. Arkadaşlarım benim sorunun o sorun
sorumuz olduğunu göremiyorum maalesef sorular. Bir teknik aksaklıktan dolayı. Tamamdır. Soruları telefondan cevaplayacağım. Hocam paritenin geçmişinde işleme nereden gelir, nereden çakılır? Bir örnek verir misiniz? Bunu galiba 3 örnekle anlatmaya çalıştım. 3 örnekte de görebilirsin. Hani hangi koşullar oluşuyor, nereden görebiliriz? Teşekkür ederiz. Telafınız çok güzel, net, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cemil Bey, aynı grafikte hem haftalık hem günlük hem 4 saatlik MetaTrader'da yapabilir miyiz? TradingView'da yaptığımız gibi ons altın 1951'de direnç kırdı. Burada yukarı çıkıp geldi. Analiz etme şansınız var mısın? Var mıdır? Euro USD paritesi istemişsiniz ve Euro GPY bakabilir misiniz? Hemen sırasıyla bakalım. Sonra diğer soruları da bakacağız. Sırayla gidelim isterseniz. Ben de çünkü maalesef sorular gözükmüyor. Öncelikle altını bakalım. Altında tekrar 1950'nin üstünde trade ettiğimizi görüyoruz. Buradaki 1906 bir destek bölgesi görüyoruz. Bu desteğin hatta şöyle daha başka görünümde de bakalım. Pardon. Tamamdır. Buradaki bölgenin de aslında tam olarak kırılmasını beklemekte fayda var bir satış pozisyonu için. Diğer örneklere baktığımız gibi burada da güçlü bir impulse, itki görüyoruz. Bir düzeltme hareketi görüyoruz. Yani ortalama Ağustos'un başlangıcından beri, ortalarından beri bir düzeltme hareketi görüyoruz. Son oluşan direnç seviyelerini kırıp test etmeye başladığı zaman fiyatın tekrar 2070-2100 seviyelerine devam etmesini bekleyebiliriz. Daha yakından bakalım isterseniz. Yani şuradaki bölgeler aslında bir nevi bir son oluşan direnç bölgelerini gösteriyor. Dolayısıyla bu bölgelerin kırılması, buradaki çubuklardan test edilmesi, sonrasında tekrar yukarıya yönelmesi, aslında altının 2000 seviyelerine kadar ulaşmasını bekleyebiliriz. Ayrıca haftalık görünümde de oluşan çok güzel bir bölge görüyoruz. Yani bir çubuk görüyoruz yukarı yönlü. Umarım sizin için güzel bir cevap olmuş, yani iyi bir cevap olmuştur bu altın analizi için. Atilla Bey, Euro-USD paritesinin bakabilir, tabii bakalım. Euro-USD paritesi bildiğimiz gibi, hatırlarsam şurada seviyeydi galiba, evet. Buradaki bölgede bir destek oluşturmuştu. 1.1750 bölgesinde bir destek oluşmuştu ve bu bölge bu haftada kırılmadı. Hatta haftalı görünüme baktığımız zaman bu bölge kırılmadı. Tam aksine oradan tekrar destek buldu. Gördüğünüz gibi burada bir haftalık destek var. Tekrar buradan destek buldu ve yukarı yöneldi. Bunun 1.20-1.25 seviyelere kadar ulaşması tartışılıyor. Fakat bunu tam olarak bilmiyoruz. Hala piyasa tam olarak kendi yönünü belirlemiş değil. Yani o şekilde düşünebiliriz. Çünkü daha önce yani bu yayında analiz ettiğimiz pariteleri baktığımızda bu bölgenin şu iki kırmızı çizginin arasında olan bölgenin bir konsolidasyon yani fiyatın bir yön bulma hareketi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu seviyeler arasında herhangi bir trade genel olarak satış veya alış daha yüksek risk içerecektir. Çünkü tam olarak fiyat yönünü belirlemedi. Herhangi bir seviyenin kırılması durumunda o yönde bir alış pozisyonu olabilir. Euro GPY paritesine bakalım hemen.
Sadece şurada bulmamız gerekiyor. Grafik penceresi. Şöyle yapalım. EuroGPY haftalık görünümde bakalım öncelikle. Haftalık görünümde şu kırmızı ile çizdiğimiz son oluşturduğu yani pandemi döneminde oluşturduğu direnç bölgelerini kırmış. Hatta haftalık hareketlerle test etmiş ve üstünde kapanmış durumda. Günlük baktığımızda bu seviye şu şekilde önümüze çıkıyor. Yani hem EuroGPY hem EuroUSD'de çok net hala bir yön belirleme hareketi görüyoruz. Dolayısıyla bu tip piyasalarda range piyasalar deniliyor aslında, biliyorsunuz siz de. Bu piyasalarda trade etmenin aslında yorucu olduğunu herkes biliyor. Herhangi bir trend var, yani yukarı yönlü trend var, fakat herhangi bir şekilde kırılmış değil. Çünkü kırılması için bu bölge 124.4 bölgenin kırılması, test edilmesi beklenmesi gerekiyor. Bunun içinde yapılan bütün trade'ler aceleye gelmiş olur. Yani piyasada hala koşullarını ya da kendisini tam olarak göstermeden evvel trade yapmak aceleye gelir. Dolayısıyla hiç acele etmeye gerek yok. Piyasa her türlü koşullarını öne sürecektir. Oluşturduğu direnç ve destek bölgelerini gelen haberlere göre veya gelen ekonomik verilere göre, açıklamalara göre o şekilde yönünü de belirleyecektir. Dolayısıyla takipte kalmakta fayda var. Hatırlarsanız sadece şöyle çok güzel bir cümle de var, her zaman kullandığım. Trade etmek %90 takip etmektir. %10 işlem yapmak demektir. Dolayısıyla işlem yapmadan evvel tekrar bir kontrol, tekrar bir analiz etmeyi tercih edin. Ondan sonra trade etmek daha sağlıklı olma ihtimali var. Diğer sorulara bakalım. Tamam. Bırakılan iğnelerden kurtulmak için kullandığın stop loss artı x çok mantıklıymış. Çok teşekkürler Süleyman Bey. Rica ederim. Yani daha önce edindiğim tecrübelerine göre, hani başlangıçta yaptığım trade'lerde Hayaksi 3 pips için, Hayaksi 10 pips için pozisyonu kaybettim. Bak burada stop loss oldum. İşte beni stop loss etti, sonra aşağıya devam etti gibi sistemlerde bulunuyordum. Sonrasında işte bir piyasaya karşı bir teknik uygulamaya çalıştım. Neticesinde böyle bir bölge uygulamaya bırakmaya tercih ediyorum. Pozisyonumu korumak adına. Başka bir sorumuz daha var. Selamlar Bilim Bey. Bu anlattığınız işlemler için marjin yönetimi konusunda da kısa bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şöyle ki yani marjin konusunda şunu söyleyebilirim. Marjinden önce risk yönetimi, yani gene toplam zaten aynı çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Bir pozisyon açtığınız zaman o pozisyonun stop loss seviyesi, ki bunu en az stop loss seviyesi kadar take profit seviyesinde bırakmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. En az stop loss seviyesinin sizin bakiyenizin maksimum %1 ile %3 arasındaki, %3 tekrar yüksek bir seviye ama %1 ile %3 %1 veya %3 seviyesine kadar zarara uğratabileceğini hesaplamanız gerekiyor. Bu hesaplamayı yapmak için position sizing calculator, yani pozisyon hesap makineleri var. Tickmill'in sitesinde çok rahatça bulabilirsiniz. Bu hesap makineleri kesinlikle her pozisyon açtığınızda pozisyonunuzun stop loss miktarını, bakiyenizi, risk etmek istediğiniz seviyeyi belirleyerek hesap makinesinin size onay verdiği lot miktarına kadar trade açabilirsiniz. Bu risk seviyesini siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani bir işlem için %5, %10 da alabilirsiniz. Fakat bildiğiniz üzere bu piyasa aslında nasıl diyeyim?
numaraların konuştuğu bir piyasadır. Dolayısıyla siz de bu piyasanın konuştuğu dilden hikayenizi ya da trade'inizi yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla yaptığınız trade'i, yani yapacağınız trade'i, açacağınız lot miktarını hesaplayarak gitmeniz çok daha mantıklıdır. Yani kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Eğer bir pozisyonu 0.1 lot ile diğerini 0.3 ile açarsanız, fakat yani hiç hesaplamadan, bunun bir mantığı olmaz. Fakat eğer hesaplayarak bir pozisyonunuzda olan 50 pipslik stop loss bölgesi için hesap makinesi ya da hesaplamalar, formüller size 0.5 lot açmanızı izin veriyorsa, yani hesap, yani stop loss olmanız durumunda %1 ile %3 arasında zarara uğratacaksa ve bu sizin için makul bir hesaplamaysa, o zaman işlemi 0.5 ile de girebilirsiniz. Yani demek istediğim, sadece bu risk yönetimi, sadece sizin karınızı azaltmak açısından değil, eğer doğru bir hesaplama yapılırsa karınızı da yükseltebilecek hesaplamalara da ulaşmış olacaksınız. Bunu hiç daha önce yapmadan evvel bu şekilde düşünemiyordum. Ama yapmaya başladığımdan beri aslında tam olarak numaraların bakiyemi yönetmeye başladığını görüyorum. Yani genel olarak ne trade ettiğimi, ne kadar zarar edeceğimi ya da ne kadar kazanacağımı trade açtığım andan itibaren biliyorum. Dolayısıyla fazla risk almamış oluyorum. Maalesef soruları göremiyorum ama arkadaşlarım eğer diğer sorular gelmiş ise gönderebilirse, şu ana kadar başka bir soru gelmedi. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Bu yayında birlikte olduk. Salı günü unutmadan tekrar beraber olacağız. Orada da diğer soruları cevaplamaya çalışacağım. Oradaki yayınımızda ise oradaki yayınımıza ise bir trade'i nasıl yöneteceğimizi, hesabı açtıktan sonra, trade'i açtıktan sonra stop loss seviyesini ne zaman başa baş seviyesine, ne zaman 10 pips eksilteceğiz, ne zaman risk azaltacağız gibi konuları anlatmaya çalışacağız. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar.